Merhaba gençler Kimya Adası'ndasınız. Bu dersimizde alkenler, siglo alkenler ve de alkinler kısmını size anlatmaya çalışacağım. Evet daha önce bunların biz doymamış hidrokarbonlar olduğunu söylemiştik. Şimdi bakalım alkenler veya alkinler niye doymamıştır bunu anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar yapısında alkenlerin en az bir tane çiftli bağ bulunacak. Bakın alken deyince bir tane çiftli bağ olması lazım. Hani alkanlarda yapımız nasıldı? Bakın hatırlayalım. Karbon bağlarının hepsini bu şekilde dört bağında tekli yapması gerekirdi. Her taraftan. Ama alkenlerde en azından yapıda bir tane çiftli bağ olmak zorunda. Yani şu şöyle bir şey göreceğiz arkadaşlar muhakkak. Doymamış hidrokarbonlardır diyoruz. Sebebi şu. Alkanlar arkadaşlar doymuştu. Çünkü tekli bağ yapıyorlar alkanlar bağlarını. Alkinler ise çiftli bağ yaptıkları için bunlara biz doymamış hidrokarbon adını veriyoruz. Genel formülleri CNH2N'dir. Bakın önemlidir. Bunu bu şekilde söylüyoruz. İsimlendirmesinde ne yapacağız? İsimlendirmesinde hani hatırlayın alkanları isimlendirirken sonuna an eki getiriyorduk. Bunlarda ise alken ya son ne en iki getireceğim ya da ilen iki de getirebiliyorum bu şekilde söyleyebilirim. Evet bir kere çift bağ olacaksa e karbon karbona çift bağ yapacaktır. Dolayısıyla en az 2 karbon olmalı arkadaşlar yapıda. Açık formülü hemen yazalım. Şimdi bakın 2 karbonumuz var bizim. Ee, şimdi düşünsenize tekli bağ olduğunu varsayalım. 4 hidrojen var. İkisini e, bu karbon alsın, ikisi de bu karbon alsın. E şimdi bu karbonların şu karbona baktığımız zaman yani açık açık yazayım isterseniz daha iyi görmeniz açısından ilk örneğim sonuçta. Şimdi karbonlar e, tekli bağ yapsın dedik. E iki hidrojen sağdaki karbon alsın. İki hidrojen de soldaki hidrojen e, e karbon alsın. Dolayısıyla karbon şu durumda tekli bağ yaparsa 3 bağ yapıyor. Her bir karbon 1 2 3 bağ yapar. Dolayısıyla arkadaşlar yapıda Çiftli bağın olması gerekir. Bu şekilde biz bunu gösterebiliriz. İskelet formülü yok bunda arkadaşlar. Ee, 3 karbondan sonra başlıyor. C3H6 yani bunu nasıl yazacağız diye bakalım hemen. Tabi bunun ismi nedir? İsmi arkadaşlar bu maddenin etilen ya da eten diyoruz aslında. Önce eten diyelim. Hani 2 karbonlu alkanımız etandı ya biz buna eten diyoruz. Ya da daha çok bunu aslında ilen 2 yani etilen ismini tercih ederiz. Bu şekilde isimlendirme yapabiliriz. Peki C3H6 yazalım. 3 karbonumuz var şimdi. 1, 2, 3 şekilde. Şimdi bir yerde çift bağ var. Çift bağ burada da olabilir, burada da olabilir. Fark etmez. Hadi buraya koyalım. dolayısıyla şimdi bu karbonun kaç hidrojene ihtiyacı var? 2 tane. Şöyle 2 hidrojen yazalım şuraya. Bu karbonun 1, 2, 3 bağ yaptığına göre 1 hidrojene ihtiyacı var. Şunun ise bir bağ yaptığı için bunun 3 hidrojene ihtiyacı var. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bunun ismi ne olur? Propen olur propan da biliyorsunuz 3 karbonlu alkanımızın ismi. Ya da arkadaşlar ne diyeceğiz? Propilen ismini tercih edeceğiz. Ama daha çok propen ismini kullanırız diyebiliriz. 4 karbon olursa 4 karbonlu bir şema yazalım şimdi bakın. Şimdi çift bağ nerede? Çift bağ burada da olabilir, burada da olabilir. hadi burada olduğunu varsayalım çift bağın. Yani yapıda bir tane çift bağ var sonuçta. Böyle yazıyoruz. İki karbon e, karbonlar iki bağ yapmış. Şu karbonun iki hidrojene ihtiyacı var. Bu karbon üç bağ yapmış. Bunun bir hidrojene ihtiyacı var. Bu karbon iki bağ yaptığı için bunun iki bağ iki hidrojene, bunun ise üç tane hidrojene ihtiyacı vardır. Şimdi biz bunu isimlendirirken şöyle yapıyoruz. Ee, arkadaşlar dört karbondan sonra isimlendirme yaparken çift bağın yerini söylemeliyiz. Ama söylerken de bunu e, sayılarla ifade ederiz, rakamlarla söyleriz. Şimdi mesela en az sayıyı gelecek şekilde numaralandırırsak eğer şu mesela birinci karbon şu ikinci karbon diye görürüz. Birinci karbon ve ikinci karbon da ol, arasında olduğu için çift bağımız biz buna bir büten diyoruz. Bir büten. Büten normalde ismi ama bir büten demek şu çift bağın birinci ve ikinci karbon arasında söylemesi demektir. Ha bak bunların iskelet formlarını unuttuk onu söyleyelim. 3 karbonun iskelet formunu nasıl yazacağım? 3 karbon sonuçta. Ee, şöyle gösteriyorum bakın 1 2 3 karbonlu çift bağımız var bir yerde şöyle yazabiliriz. 4 karbonu nasıl yazacağız? Şimdi 1 büteni nasıl yazarım? Şöyle yazarım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 karbonlu görüyorsunuz ki. Şurada bir çift bağ var. Çift bağ şöyle gösteririz. Tabii çift bağ illa burada olmak zorunda değil. Burada da olabilir. O zaman gene bunu şöyle gösterebiliriz bakın. 4 tane karbonumuz var. Çift bağ şurada olsun diyelim. Buralar tekli bağımız olsun. O zaman bu karbonumuz tek bağ yaptığı için 3 tane hidrojene ihtiyacı var. Bu karbon 3 tane bağ yaptığı için bir hidrojene ihtiyacı var. Gene bu karbon bakın 3 bağ yapmış. Sağdan 2, soldan 2, sağdan bir tane şeklinde. Bunun da arkadaşlar bir tane bağ yaptığına göre bunda 3 hidrojene ihtiyacı var. Bakın bunun ismi ne olur o zaman? Çift bağımız gene bu büten. 4 karbonlu olduğu için ama çift bağımız bakın 1 2 ve 3. 2. karbon ve 3. karbon arasında olduğu için biz buna 2-büten deriz. Peki gösterimi nasıl yapacağız? iskelet formülü onu da sorabilirler. 1 2 3 4 karbonlu ya. Çift bağımız nerede? Burada ve burada arasında. O zaman şöyle gösteriyoruz. 5 karbonlu olursa nasıl olur? E, sadece bir tanesini göstereyim. Bir penteni göstereyim. Onu ifade edeyim. Ama diğerlerini de yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi tek e, yazıyorum. 5 karbonlu ifadeyi yazıyorum arkadaşlar. Bir yerde çift bağ var. Hadi çift bağ şuraya yazdık. Bunlar tekli bağ olacaktır. Bu karbon 2 bağ yapma göre bunun 2 hidrojene ihtiyacı var. Bu karbon 2 tane 3 tane bağ yapmış bakın. Soldan 2 tane bir tane sağdan 3 bağ yapmış. O zaman bunun bir tane hidrojene ihtiyacı var. Bunun 2 tane bağ yaptığını dolayısıyla 2 tane hidrojene ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunun da 2 tane bağ yaptığını, 2 hidrojene ihtiyacı olduğunu, bunun ise tek bağ yaptığını, 3 tane hidrojen içerdiğini görürüz. Zaten sayarsanız 5 karbon 10 da hidrojen çıkacaktır. İskelet formülünü nasıl yazarız? 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çift bağ biz nerede koymuştuk? Şuraya koymuştuk. Peki bunun ismi nedir? Bunun ismi 5 karbonlu olduğu için pentendir. Ama yerini söylemeliyiz. Ee, birinci ve ikinci karbon arasında olduğu için bunun ismi bir pentendir. Şimdi bana şunu söylüyorsunuz muhtemelen arkadaşlar. Şimdi propende çift bağ biz buraya koyduk. E, buraya koyamaz mıydık? Koyardık tabii. O zaman ne olurdu mesela bakalım? Propan için. Ee, 1, 2, 3. Çift bağ burada olsun burada tekli bağ olsun. O zaman buraya 3 hidrojen koyacağım. Buraya tek bir hidrojen koyacağım. Buraya da 2 hidrojen koyacağım. Arkadaşlar bu yapıyla bu yapı birbirinin aynısı. O zaman yani ayna görüntüsü olmuş olsaydı mesela bunu şöyle baksaydık. Aynı birebir denk gelecekti. Bunun ismi de propendi. Dolayısıyla hani 1 2 yani 1 prop 1 büten ve 2 büten gibi yazdık ya mesela. Propende böyle bir şey yok. Çünkü 3 tane karbon olduğu için çift bağımız her zaman 1. karbon ve 2. karbon arası. O zaman 1 ve 2 numaralı karbon bunlar olacaktır. Burada da 1 ve 2 numaralı karbon bunlardır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Tamam mı? Evet şimdi siglo alkenlere bakalım. Bunlar da e, siglo hatırlarsanız halkalı demektir bunlar. E, halkalı alkenler arkadaşlar. Genel formülleri Cn H2n 2'dir. En basit yapılısı da aynı e, siglo alkanlar gibi üçlü kar üç karbonludur ve bunlarla gene çift bağ içerdikleri için doymamış karbondur diyelim. Şimdi bakın üçgen gibi düşünsek şurada üç tane karbonumuz var. Şöyle yazıyorum ben karbonları. Şimdi arkadaşlar karbonları birbirine bağladık. Ama yapıda bir tane çift bağ olacak. Şöyle çift bağ şöyle göstereyim. Şimdi şu karbona bakalım. İki bağ buradan yaptı. Bir tane buradan yaptı. Üçüncü bağ. Üç bağ var. Dolayısıyla bir tane bağ Buradan hidrojenle hidrojen yapması lazım. O yüzden bir hidrojen eksik. Buna bakalım. İki tane bağ var. Bir tane buradan var. var üç tane oluyor. O yüzden şuraya bir tane hidrojen koymam gerekir. Şu karbonun ise iki tane hidrojenimiz var. Dolayısıyla şöyle biz yapıyı gösterebiliriz. O zaman bak kapalı formülü ne oluyor? C3, 1, 2, 3, 4. H4. Bakın uydu mu? CnH2n-2'ye. H2n-2'ye. Evet uydu görüyorsunuz. Peki 4 karbon olursa nasıl olur? O zaman bir kare gibi yazacağız bunu. 4 karbon. Şöyle birer tane bağ yaptıralım. Ama bir yerde çift bağ var. Çift bağ istediğin yere koyabilirsin. Fark etmez. Hadi buraya koyduğumuzu varsayalım. Ee, arkadaşlar şimdi bunun o zaman 3 bağ yaptığını görüyoruz şu karbonun. Bir hidrojen ihtiyacı var. Bunun 2 hidrojen ihtiyacı var. 2 bağ yaptığı için. Aynı şekilde bunun da 2 hidrojen ihtiyacı var. Bunun ise tek hidrojen ihtiyacı var. Bu şekilde gösterebiliriz. Kapalı formülde C4 H 6 olacaktır. 2, 2 daha 2, 2 daha 4, 5, 6 oluyor. Peki bunun ismi ne oluyor? Arkadaşlar Hani e, halkalı olduğu zaman e, siglo kelimesi önüne gelecektir. 3 karbonlu olduğu için bunun ismi siglo propen. 4 karbonlu olursa da siglo buten şeklinde ifade edebiliriz. Ama arkadaşlar hiç böyle e, sıkıntıya falan girmeyiz. Biz böyle uzun uzun yazmayız. Direkt bak şöyle yazarız. Siglo buten deyince bir tane kare içerisinde bir tane çiftli bağ bu şekilde gösterebiliriz. Mesela siklo propen deyince de herhangi bir yere yani buraya da koyabilirim, buraya da koyabilirim, buraya da koyabilirim fark etmez. Şöyle koyduğumuzu varsayalım. ismi siklo propen'dir diyebiliriz. Evet bak burada gösterdik. Bunun ismi neydi? Bakın 3 karbonlu siklo propen olmuş oluyor. Kapalı formülü de C3H4 olacaktır. Bir kare var. O zaman bunun ismi siklo buten olacaktır. Bunun kapalı formülü de e, C4H6 olacaktır. Çünkü Cn H2N-2 formuna uymalı. Bakın burada beşgen var. 5 beş karbonlu. E, o zaman bunun ismi e, siglopentendir. Ve bunun kapalı formülü de C5H8 olmak zorunda. E, buna bakalım. Bir altıgen. E, o zaman bunun ismi siglohexen ol, olacaktır. Dolayısıyla bunun kapalı formülü de C6H10 olmalı diyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet şimdi gelelim alkinlere. Alkinlerin diğer ismi asetilenler. Asetilenler diyebiliriz. Asetilen grubu diyebiliriz arkadaşlar. He e, alkenlere de şunu söyleyeyim. Alkenlere ne diyorduk? Alkenlere de arkadaşlar olefinler diyoruz. Olefinler. Hani bir yerde görürseniz şaşırmayın. Olefinler alkenler demektir. Alkinlerde asetilenler demektir. En basit yapısı zaten asitlen olmuş oluyor. Birazdan göreceğiz. Şimdi alkinlerde ise yapıda en az bir tane üçlü bağ olmak zorunda. tamam? Mı? Üçlü bağ olması lazım. Genel formülleri de aynı. Kime benziyor bakın. E, siglo alkenlere benziyor. Cn h2n-2'dir. Biz böyle yapılar arkadaşlar izomer diyoruz. Yani kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı olan yapılar izomerdir. Yani siglo alkenlerle e, arkadaşlar alkinler izomerdir diyebiliriz. Aynı şekilde bakın daha önceki bilgilerde de e, siglo alkanları vermiştik. Siglo alkanlardaki kapalı formülde Cn CNH2N'di. Kime benziyor bu da? Alkenlere benziyor. O zaman e, alkenlerle siglo alkanlar da izomerdir diyebiliriz arkadaşlar kapalı formülleri aynı açık formları farklı olan yapılar en basit yapısı gene iki karbonludur doymamıştır tabii ki çünkü yapıda üçlü bağımız var yapıda tüm bağları tekli yaparsa doymuş oluyordu isimlendirilmesine de an eki kaldırılacak ve onun önüne in eki gelecek yani alkinin ini gelecektir bu şekilde söyleyebiliriz bakalım nasıl olacak şimdi e, e, anlamaya çalışalım C2H2 Arkadaşlar iki tane karbonumuz var. Şimdi hidrojenler var. Birer tane hidrojenleri bunlar alsınlar. E şimdi karbonların 4 bağ yapabilmesi için kaçar tane bağ yapması lazım? 1, 2, 3 bağ yapsın burada bir de değil mi? Şuradan da bir tane bağ geliyor. 4 bağ. O zaman yapı bu. Arkadaşlar bunun ismi iki karbonlu olduğu için etandı mesela alkanda. Etendi de Bunun ismi arkadaşlar etindir. Ama arkadaşlar buna daha çok ne diyorlar biliyor musunuz? Buna daha çok asetilen diyoruz. Bakın unutmayın asetilen. Sonu enle bitince sanki alkenmiş gibi ama değil arkadaşlar. Bunlar alkinler ve asetilen ifadesini kullanıyoruz. 3 karbonlu bakarsak nasıl oluyor? 1, 2, 3 karbonu Gördük mü? Bir yerde üçlü bağımız var. Hadi burada üçlü bağımız olsun. Burada tekli bağımız olsun. O zaman bak burada 3 bağ yaptığı için bu karbon bir hidrojen ihtiyacı var. Bunun hiç hidrojen ihtiyacı yok. Bakın bunun ise toplamda 3 tane hidrojeni var. Bu şekilde yazabiliriz. İstersem CO3 şeklinde toplu da yazabilirdim. İskelet formu nasıl olacak? Şimdi 3 karbonlu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde. Bir yerde üçlü bağımız var. Şöyle gösteriyorum bakın. Bunun ismi ne oluyor? Bunun ismi de propin. Hani alkanda propandı. Alkende propen. Alkinde ise propin. C4H6 nasıl olacak? 4 karbonlu. Böyle yazdım. Üçlü bağ istersen buraya koyarım, istersen buraya koyarım. Hadi buraya koyduğumuzu varsayalım. Bunlar tekli bağ olsun. Dolayısıyla bunun şimdi bir tane hidrojene ihtiyacı var. Bunun iki hidrojene ihtiyacı yok. Bunun iki hidrojene ihtiyacı var. Bunun ise üç tane hidrojene ihtiyacı var. Şöyle toplu yazabilirim. E, yapısını nasıl yazabilirim? Şöyle. Bir, e, şöyle. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört karbonu. Bakın şunlar hep birer karbon demektir. Üç tane bağımız da şurada var görüyorsunuz ki. Peki bunun ismi ne Gençler bir bütün. Niye bir dediğimi biliyorsunuz. Alkenlerde de demiştik ya. Birinci karbon ve ikinci karbon arasında bağlarımız olduğu için biz buna bir bütün diyoruz. Ha, iki bütün olmaz mı? Olur. Eğer üçlü bağımız şurada olsaydı o zaman iki bütün olurdu. Bir de arkadaşlar beş karbonlu yazalım. Şöyle yazdım. Hal üçlü bağımızı şuraya koyduğumuzu varsayalım. İlla burada olmak zorunda değil. Burada da olabilirdi. Burada da olabilirdi. Fark etmez. Buraya koyduğumuz zaman bunlar tekli bağ olacak. Şimdi bunun 3 hidrojen ihtiyacı var. CH3 oluyor. Bunun hiç hidrojen ihtiyacı yok. Bunun hiç hidrojen ihtiyacı yok. Bunun 2 hidrojen ihtiyacı var. Şöyle açık açık yazıyorum. Bunun ise 3 hidrojen ihtiyacı var. Peki bunun iskelet formu nasıl olur? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 karbonlu. Bakın 2. ve 3. karbonlar arasında Üçlü bağımız var. Yani şunla şunun arasında üçlü bağlarımız var. Şöyle. Peki bunun ismi ne oluyor? İkinci ve üçüncü karbon arasında olduğu için iki diyorum. Ve bunun ismi de beş karbonlu olduğu için pentin oluyor arkadaşlar. Böyle ifade edebilirim. Evet anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sorular var birkaç tane çözelim bakalım. Şimdi bakalım ne diyor burada? Arkadaşlar e, elimizde 3 tane bileşik var. 3 bileşiğe bakarsak bak burada hiç bağları göstermemiş. Demek ki bunlar doymuş hidrokarbondur. 4 karbonlu olduğu için bunun ismi bütan olmuş oluyor. Mesela buna bakalım. Bu da 4 karbonlu ama çiftli bağ var. 2. ve 3. karbonlu arasında çiftli bağ olduğu için biz buna büten diyeceğiz. Ama 2. ve 3. arasında olduğu için 2 büten diyorum buna ben arkadaşlar. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4 karbonlu. 1. ve 2. karbon arasında üçlü bağımız olduğuna göre biz buna bir bütün diyoruz. Bir alkin çünkü. Sonuna in eki getiriyorum. Şimdi bakalım. İkinci bileşiğin adı iki bütendir. Evet doğru. Demiş ki üçüncü bileşik siglobüten ile izomerdir. Evet siglobüten de arkadaşlar üçüncü bileşiğe bakarsak bir bütinde hepsinin kapalı formülü cn h2n-2 olması lazım. Yani c4 h6 formülü uyar. Ama siglobüteni ben şöyle gösteririm tabii ki. Yani bu şekilde gösterim var. Bunun yapısında ise bu şekilde gösterim var. Kapalı formları aynı ama açık formları farklı geldiği için bunlar birbirinin izomeridir. Evet doğru. Alifatik bileşiklerdir. Aromatik bileşikler var. Onu bir sonraki derste göstereceğiz. Bunlar alifatiklerdir. Doğru. 3 bileşiğinde karbon sayısı eşittir. Işte. Evet hepsinde 4'er tane karbon var. 3 bileşik de doymamıştır demiş. 2. ve 3. bileşik doymamıştır. 2'li ve üçlü bağ içerdikleri için. Ama 1. bileşiğimiz doymuştur. Hepsi tekli bağ içeriyor. Cevap o zaman e olacaktır. Evet. Demiş ki yalnız karbon ve hidrojen atomlarının içinden X, Y, Z bileşikleri için hangilerin kapalı formülü doğru verilmiştir? Şimdi 3 karbonlu bir alkin. Alkinlerin genel formülü hatırlayalım. Cn, H2n, eksi 2 idi. 3 e, karbon yazarsam C3, H, 2 kere 3 6. 2'den çıkartırsam C3 H4 olacaktır. 5 karbonlu bir alkan. E, alkanların genel formülü Cn H2n artı 2 idi. 5 karbonlu olduğu için C5 H 2 kere 5 10. 2 daha 12 olacaktır. 4 karbonlu bir alken. Alkenlerin genel formülü Cn H2n'di. O zaman C4 H8 olacaktır. Bu ifadeyi veren şıkkımıza bakıyorum. Cevap C şıkkı olmalı. Arkadaşlar böyle işaretliyoruz. Bir sorumuz daha var ona bakalım. Şimdi yapıyı açık açık vermişler görüyorsunuz. Bir bileşiğimiz var. Şimdi bu bileşiğimize bakalım bu bir nedir? Bu bir düz bir yapı ama çiftli bağımız var. Bir alken demek ki. 3 karbon olduğu için yapıda bunun ismi propendir. Evet şimdi demiş ki birinci bileşikte alkenlerin ilk üyesidir. Arkadaşlar alkenlerin en ilk üyesi 2 karbonludur. Dolayısıyla bu 3 karbonlu olduğu için ilk üyesi sayılamaz. Yanma tepkimesi egzotermiktir. Evet. Tüm organik bileşikler yanarlar. Yanmaları sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkar ve bir enerji açığa çıkar. Dolayısıyla egzotermik yanacaktır. Doğru arkadaşlar. Yapısındaki tüm bağlar polar kovalenttir. Şimdi bak burada pek çok bağımız var. Polar kovalent demek farklı atomlar arasındaki bağlar olması lazım. Apolar ise aynı atomlar arasındaki bağlar. Bak şimdi burada şu bağımız aynı atomlar arasında. Şurada iki tane bağımız var. Bunlar da aynı atomlar arasında. Yani 3 tane bağımız apolar. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bağımız polar kovalent bağdır. Çünkü karbonla hidrojen farklı atomlardır. Dolayısıyla tüm bağlar polar kovalent olamaz. Hangisi doğrudur? Yalnız iki doğrudur arkadaşlar. Devam. Asetilen bileşiği ile ilgili olarak hangisi e, doğrudur diye sormuş bize arkadaşlar. Bakalım ifade etmeye çalışalım. Asetilen. Şimdi asetilen nasıldı? Asetilen'i hatırlayalım. Cn H2n-2 formuna uyan bir alkindi. Ama en basit alkin. En basit alkin deyince yani iki karbonlu olması lazım. Yani iki tane karbonu şöyle yazarız. Şöyle üçlü bağımız var dolayısıyla burada alkin olduğu için. Bir hidrojen burada, bir hidrojen burada. Kapalı formülü C2, H2 olan bir alkinimiz. Alkinlerin ilk üyesidir demiş. Evet doğru o zaman. İzomeri olan siglo vardır. Şimdi alkinlerle siglo alkenlerin ikisinin de genel formu CnH2n-2 demiştik. Ama alkenlerin yani siglo alkenlerin en basit yapısı 3 karbonluydu. Dolayısıyla ee, bir tek zaten asetilenin ee, siglo alken izomeri yoktur. Diğerlerinin hepsinin vardır. Dolayısıyla bu yoktur arkadaşlar. Yanlış. Suda çözünebilir demiş. Arkadaşlar suda çözünemez. Çünkü Bakın unutmayın bu bir dediğimi. Hidrokarbonlar yani hidrokarbonlar dediğimiz bileşikler karbon ve hidrojenden içeren bileşikler. Bunlar alkan olabilir, alken olabilir, aromatik bileşiklerden benzin olabilir, alkin olabilir. Arkadaşlar bunların hepsi apolardır. Apolar olan bileşik su gibi polar bir bileşikte de mümkün değil çözünebilir, çözünemez. Arkadaşlar ee, polar polarla çözünüyor. Apolar apolarla çözünüyor çünkü. O zaman cevabımız ne oluyor burada? Hangisi doğru? Yalnız bir doğru olmuş oluyor. Arkadaşlar ee, devam edeceğiz. Bir sonraki ders videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.